teşekkür ediyoruz efendim. Dedik ya, 2 yıldır bu proje üzerinde yoğun bir ilgiyle çalışıyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. İstanbul iki kıtaya yayılan bir şehir ve çok yoğun bir kentsel hareketlilik yaşıyor. Bu nedenle de kronikleşmiş ama lokal ama bölgesel ama İstanbul'un geneliyle alakalı uzun yıllara dayanan bir trafik sorunuyla karşı karşıyayız. Huzurlu bir kent arzusu içerisindeyiz. Huzurlu kent olabilmenin de elbette gerekleri var. Şehir içerisinde konforlu bir biçimde yolculuk yapabilmeleri, işinden evine trafikte çok büyük bir vakit kaybetmeden ulaşabilmelerini sağlamak. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bugüne trafiği rahatlatmak adına birçok çalışmayı harekete geçirdik, tamamladık ve devam ediyoruz işimize. Mahmut Bey Esenyurt hattı üzerindeki etkin metro çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor. Bugün bulunduğumuz nokta önemli bir nokta. Yani hem Avcılar için hem Beylikdüzü için hem de Esenyurt için önemli bir iş. Niye derseniz, buradaki kaos ve kargaşa, birbirine bağlantılarının olamaması, inanın aynı zamanda D100'ü etkiliyor. D100'ü tıkayınca TEM otoyolundan D100'e doğru gelişteki Esenyurt hattını kilitliyor. D100 karayolunun Büyükçekmece'den İstanbul istikametine ya da Avcılar'dan Tekirdağ Büyükçekmece istikametine gidişi kilitliyor. Liman Caddesi üzerinde 2 tane yaya geçidini bitirdik. Sarı Zeybek Caddesi, ki bu cadde üzerinde 2.2 kilometre uzunluğunda bir bölünmüş yol, sağ soluyla beraber kaldırım düzeni aydınlatması, aynı zamanda vatandaşların yaya olarak da ulaşımını nitelikli hale getiren bir çalışmayı bitirdik. Yine Ambarlı Caddesi'ni Liman Caddesi'ne bağlayan 530 metre uzunluğundaki bölünmüş yol, yani buradan Liman Caddesi'ne giden bölünmüş yol. Baktığınızda aslında biz burada 3 kilometre bir tabiri caizse bölünmüş yolların imalatı, üst geçitler vesaire önemli bir yatırımı bölgeye kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Ambarlı yolu, Liman yolu caddesi. Değerli konuklarımız, sayın başkanımız, sayın başkanlarımız,